Güzelim canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Merhaba. Şimdi peşinden gel. Adı bir deyiş paylaşmak istiyorum bu hafta. Peşinden gel. İsa Ruhullah'ın peşinden gel. Şimdi bu şu din veya o dinle ilgili bir şey midir? Değil. Evrensel. Yani tasavvufidir, ilahidir, semavidir, manevidir, batınidir. Çünkü içseldir, gönlümüzle ilgili bir şeydir. Yani gönlümüzü, kalbimizi İsa Ruhullah'a veriyoruz. Ona bağlanıyoruz. Yani yolumuz onun yolu oluyor. Onu takip edeceğiz artık. Onun yolundan gideceğiz artık. Şimdi, evet, yani o bizim hocamız, pirimiz, sultanımız, şahımız, hünkârımız, tabibimiz, yani tabibimiz, doktorumuz bizi iyileştirir. Yani Efendimiz oluyor, biz de onun talibi oluyoruz. Ne demek talip? Onun peşinden gelenler, yani ardından gelenler. Başka kelimeler var, yani talebesi oluyoruz, şakirdi oluyoruz, müridi oluyoruz, çırağı oluyoruz. Aslında çırağı güzel. Neden? Çünkü hem usta çırak olayı var. Yani çırak ne yapar? Ustasından göre göre, baka baka, yani deneye deneye, her gün bir şeyler uygulayarak öğrenir. Yani yaşayarak öğrenir. Hem de başka bir çırağı var. O da ne? Yaktığımız zaman ışık saçan mum, kandil, lamba gibi bir şey, çırağı, değil mi? Ya da çırağı. Yani iki anlamda. Hem öğreniyoruz ve hayatımıza uyguluyoruz öğrendiklerimizi, hem de ışık saçıyoruz. Zaten hak aşığı hem aşık hem ışık oluyor. Bazen o şekilde telaffuz ediliyor. Yani aşk değil de ışk. Çünkü ışık saçmalıyız. Hani demiştik ya, dünyanın tuzuyuz, tadı tuzuyuz ve dünyanın ışığıyız. Nur fışkırmalıyız. Her neyse, bu yol kolay mı? Hani demiştik ya, dar kapı. Kapı dar, yol zor, çetin. Engebeli, kolay değil. Ama eninde sonunda hayat var. Şimdi bir din alimi İsa Ruhullah'a geliyor ve diyor ki hocam diyor, sen nereye gidersen git ben de takip edeceğim. Çok basit bir şeymiş gibi. İsa Ruhullah hangi cevap veriyor? Diyor ki tilkilerin inleri, kuşların yuvaları var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak hiçbir yeri yok. Şimdi insanoğlu derken kendisinden bahsediyor. Yani kendine verdiği bir isimdir bu, insanoğlu. Yani insan olan insan. İnsanı kamil. Yani bu çok derin bir şey aslında. Onu sonra anlatayım. Ama başını yaslayacak hiçbir yeri yok. Yani öyle bir şey bekliyorsanız hiç gelmeyin. Ev bark falan unutun. Yani, böyle bir şey olmayacak. Sonra başkası geliyor, diyor ki efendim ben de takip edeyim, peşinden geleyim, ardından geleyim. Ama bir ricam var. İzin ver de babam ölene kadar bekleyeyim, ona bakayım. Ondan sonra o vefat edince cenazesini kaldırayım, işte onu defnedeyim ve ondan sonra peşinden geleyim.
İsa ruhullah diyor ki, sen peşimden gel. Ölüleri bırak. Ölülerini kendileri gömsünler. Yani bu aslında manevi bir şeydir. Bir sır biraz. Çünkü manevi anlamda ölüler zaten birbirinin ihtiyaçlarına bakacak. Birbiriyle ilgilenecekler. Ama bu ölüm kalım meselesidir. Yani hayat istiyorsan peşimden gel diyor İsa. Şimdi gelme gelme dönme dönme denilir ya. Yani tam bu noktada önemli. Çünkü ileride döneceksen gelme gelme gelme. Yani hiç gelmeye gerek yok. Çünkü bu bir kere yapılan bir karar ve hayat boyunca olacak. Ama yok geleceğim, karar verdim geleceğim diyorsan o zaman dönme. Dönme dönme yani hiç dönme. Çünkü dediğim gibi bu ciddi bir şey. Yani ya hayattır ya ölümdür. Ya hayata varacağız ya da mahfa gideceğiz, yıkıma gideceğiz. Onun için İsa Ruhullah'ın peşinden gelmeliyiz. Evet, bunu paylaşayım. Peşinden gel, dünyayı unut ağlama, Efendinin peşinden gel. Tilkilerin illeri var, kuşların yuvaları var. Evim yok der hünkâr, ciriysen peşinden gel. Abone olmak istiyorsanız olun, yorum da yazabilirsiniz ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.